IT Danışmanlık Hizmetleri Satış ve İş Geliştirme Müdürü Sayın Onur Şensabah'ı yayın alabilir miyiz lütfen? Onur Bey, hoş Merhaba. geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormalı Ayşe Nur'un. Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Onur Bey, siz e-dönüşümde yapay zeka yaklaşımı ve açık bankacılık isminde güzel bir sunum hazırladınız. Ben kıymetli görüşlerinizi paylaşmanız için ekranı size bırakıyorum. Kolaylıklar dilerim. Teşekkürler. Ekranımı hemen yansıtayım. Evet. Keyifli bir sunum olmasını diliyorum. Sinem Hanım da çok değerli, çok kıymetli bilgiler verdi. Onların üzerinde e-dönüşüm tarafına biraz daha böyle farklı bir yaklaşımla aslında bakacağız. Daha doğrusu bugünkü e-süreçler tarafını bir e-dönüşümde yapay zeka yaklaşımı, yani farklı bir perspektifle biraz bakacağız ve olmazsa olmaz e-süreçlerde açık bankacılık tarafını konuşuyor olacağız. E-dönüşüm tarafı aslında bir cümleyle tanımlamak gerekirse kurumsalların para ve zaman tasarrufu sağlamak üzerine bilgi akışlarını tamamen dijital ortamlara aktarması olarak tanımlıyoruz. Tabii burada bir tarafta firmanın ERP'si, diğer tarafta ise Gelir Dersi Başkanlığı ve bu süreci akışı yöneten Gelir Dersi Başkanlığı yayınlamış olduğu tebliğler var. Bunu uygun olarak oluşturulan e-dönüşüm çözümleri de aslında e-dönüşümün en önemli parçasını oluşturuyor. E-dönüşümün Türkiye'deki şöyle bir yolculuğuna biraz bakacak olursak aslında 2010'larda özellikle devletin dijitalleşmesi kapsamında birçok sürecin Gelir Dersi Başkanlığı ile yürütülen süreçlerin tamamen dijital ortamlara aktarılması ile ilgili bir süreç başlamış oldu. 2010'da ilk e-fatura tebliği ile birlikte hayatımıza e'li süreçler girmiş oldu. 2010'u takiben işte e-defter süreçleri tamamıyla mali müşavir muhasebeciler arasında giden yazılı işte kağıt ortamda oluşturulan defterlerin Gelir Dersi Başkanlığı defter varlıkları gönderilmiş süreci e'li süreçlere taşındı. Takiben e-ticaretin gelişmesiyle birlikte e-arşiv fatura ile ilgili tebliğler yayınlandı. Ve daha sonrasında altyapısal hazırlıkların tamamlanmasıyla de birlikte 2020 yılı itibariyle sırasıyla e-irsaliye, e-bilet, e-müstahsil, e-muhasebe fişi gibi bunları e-serbest meslek serbest meslek makbuzları ile ilgili tebliğler vesaire izledi. En son geçtiğimiz yılda 2021 yılında e-tebligat yayınlandı. Bununla ilgili dikkat ederseniz aslında kurumsalların devletle olan, kamuyla olan tüm iş süreçlerini peşi sıra dijital platformlara aktarıldığını görüyoruz. Bu noktada birkaç aslında tebliğe özellikle ben dikkat çekmek isteyeceğim. Gelir Dersi Başkanlığı'nın özellikle 2022 yılı için 2022 yılı ile birlikte geçerli olacak şekilde tüm e-arşiv faturaların 2000 TL'yi aşan faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesiyle ilgili zorunluluğuna ve buna binaen e-dönüşüm tarafındaki yapay zeka yaklaşımına özellikle dikkat çekeceğim. Gelir Dersi Başkanlığı'nın e-belge portalı üzerinden veya bilgi sistemleri Gelir Dersi Başkanlığı bilgi sistemleri ile entegrasyon sağlayabilmiş özel entegratör kuruluşları hakeza aslında bizim gibi özel entegratör lisansı sahibi firma aracıyla iletilen bu e-arşiv fatura ve e-fatura süreçlerini aslında yapay zeka ile birlikte yönettiğimiz bir sürece biraz da tarifli olacağım. Özellikle 2000 TL'yi aşan her faturanın e-arşiv fatura olması durumu özellikle kurumsallarda artık gelen tüm kağıt fatura süreçlerini e-arşiv faturaya çevirdi ve bu e-arşiv faturalarla ilgili de işte interaktif vergi dairesi portalından gözlemler yapılabiliyor. Ama çoğunlukla düne kadar hayatımızda sadece giden e-arşiv fatura kısmı varken artık bir de gelen e-arşiv fatura süreçleri başladı ve gelen e-arşiv fatura tarafında biz bir yapay zeka yaklaşımıyla aslında insan eliyle motomot yapılan her işi makine öğrenmesi ve derin öğrenme modeli de altında yani bizatihi yapay zeka kullanarak SAP ya da diğer ERP sistemlerine otomatik olarak aktarılması yani insan ile yapılan bu motomot işlemleri tamamen yapay zeka aracıyla yapılması ile ilgili bir teknoloji özellikle geliştirdik. Bunun Türkiye'deki e-süreçlerdeki e-dönüşüm çözümlerine olan bakış açısını önemli ölçüde değiştirdiğini düşünüyoruz. Bu noktada bir interaktif vergi dairesi entegrasyonu, iki mükelleflerden özellikle e-mail ile gelen e-arşiv fatura ve kağıt faturaların derin öğrenme modeliyle öğrenilmesi, işte fatura nedir, bileşenlerine ayrılarak
İşte faturanın numarası, faturanın tarihi, kim düzenlemiş, hangi kalemde düzenlemiş, işte vergi tutarları nedir gibi kalemlerin tamamıyla çalışanlar tarafından girilmesine pas ederek makinelerin yapması ile ilgili sürecin geliştirilmesi çok önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu aslında sağlamış oldu. Sunumun başında da belirttiğim üzere bu zaman ve maliyet tasarrufu konusu oldukça önemli kurumsallar için. E-dönüşüm zaten buna hizmet ediyor. Biz de yeni teknolojilerle aslında fintechler olarak işte gerek fintechler gerek özel entegratör kuruluşları olarak buna çok katkı sağlamayı hedefliyoruz. İşte bu yapay zekanın derin öğrenme modeliyle de maille gelen e-arşiv faturaların ya da matbu kağıt faturaların otomatik olarak ERP sistemlerine aktarılması. Yani bir nevi faturanın e-fatura kıvamında işlem görmesini sağlayan teknolojiler. Bunlara gerek e-mailden otomatik okuma, gerekse de kullanıcıların manuel bir tarayıcı aracılığıyla dijital ortama aktarılmasıyla beraber belli bir format ya da template'e bağlı kalmaksızın adı üzerine zaten yapay zeka belli bir OCR teknolojisiyle değil. Yani faturanın ya da bu bir fatura da olmayabilir bu arada. Farklı evraklar için de aynı şey geçerli. Dikkat ederseniz yapay zeka teknolojisi diyoruz. Burada aslında makineye hangi tip verinin okunacağı ile ilgili bir eğitim modellemesi yaptığınızda biz bunu faturada okuttuğumuz zaman e-dönüşüm çözümlerine bir hizmet sağlamış oluyor. Ya da diğer eylül süreçlerde bunu katkı sağlayabilecek ilgili görüntüleri okuyarak örneğin personel masraf fişleri gibi, vergi beyannameleri gibi ya da İK birimleri için işte işe alım bildirgeleri gibi örnek veriyorum. Tüm verileri okuyabileceğiniz bir model oluşturmanız mümkün oluyor. İşte böylelikle regülasyona özel bir çözüm sağlamış, çözüm katmış ve kurumsalların önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu yapmasını sağlamış oluyorsunuz. Bu önemli teknolojiyi aslına bakarsanız biz bugüne kadar birçok yerde uyguladık. Onun için teknoloji iş ortaklarımız, teknoloji referanslarımız diyebileceğimiz firmalarda bu sistemleri devreye aldık ve yüzlerle, binlerle ifade edilebilecek satıcısı, mükellefi ya da tedarikçisi olan firmalarda gelen giden e-arşiv fatura ve kağıt fatura süreçlerini tamamen insan eliyle yürütülen süreçlerden çıkartarak çok önemli bir zaman tasarrufu sağlayan bir çözümle bir araya getirdik. Bunlar arasında ekrana da yansıyor. Hepsi burada İpragaz gibi, SunExpress gibi çok önemli iş ortaklarımızla bu ağı genişleterek devam etmeyi planlıyoruz. Bu anlamda Gelir Dairesi Başkanlığı ile entegre çözümler aslında güzel. E-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye bununla ilgili işte diğer çözümler hayatımıza risk atıyor ama ben özellikle 2018'lerden itibaren daha çok hayatımız özellikle finansal anlamda dokunan açık bankacılık tarafına da bir değinmek istiyorum. Açık bankacılık kısmı da e-süreçlerin önemli bir parçasını oluşturuyor esas itibariyle. Açık bankacılığı biz bankaların müşterileri arasında finansal bilgileri erişebilen ve bunlar üzerinde erişim, kontrol ve işlem yapabilen third party sistemler. Yani fintech sistemler olarak aslında adlandırıyoruz. Bugüne kadar aslında bankalarla süre gelen entegrasyonları tek bir API altyapısında toplayan, bununla ilgili erişim, gözlem, kontrol yapabilme iyi ama bir de üzerine işlem yapabilme gibi, riskli işlemler yapabilme gibi bir altyapıyı barındıran bir sistem olarak tanımlamak mümkün açık bankacılığı. Açık bankacılık aslında dünün konusu değil. Geçmişi olan bir konu aslında. İlk kez 2007 yılında Avrupa'da PSD regülasyonlarıyla başladı. Aslında birçok altyapısal ve hukuki kuralların korunmasıyla birlikte 2015 yılında PSD2 yaklaşımı Avrupa'da genel geçer bir kural olarak kabul edildi. Ve 2015'ten 2018'e kadar da işte gerekli güvenlik önlemlerinin oluşturulması, işte sahtekarlık raporları gereksinimlerinin yayınlanması, teknik standartlarına keza yayınlanmasıyla birlikte son halini aldı. Avrupa'da ve dünyada aslında bakarsanız hukuki bir altyapı var. Kurumsalların buna ne kadar iştahı var bunu tabii tartışılır. Bu konu Türkiye'de çok hareketli. Onun için bir Türkiye'deki yaklaşıma bakacak olursak, Türkiye'de ilk kez elektronik para kuruluşlarının faaliyetlerini düzenleyen 64-93 sayılı kanunla hayatımızda aslında girdi açık bankacılık. Haziran 2013'te buna uygun bir tebliğ yayınlandı. Daha sonrasındaki bu tebliğ ve düzenleme ve yaptırımlar BDDK'dan TCMB'ye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na evrilmesiyle birlikte peşi sıra birbirini izleyen tebliğler yayınlandı ve Mart 2020'yi aslında bir milat olarak kabul etmek mümkün. Çünkü özellikle fintechlerle entegrasyon sağlayan bankaların bilgi sistemleri ve elektronik bankacılık hizmetlerine yönelik çok ciddi tebliğler yayınlandı. Artık bununla ilgili olarak tamamlandı mı çerçeve, kapandı mı? Hayır değil. Bununla ilgili fintechleri de düzenleyen, fintechlerin bankalarla nasıl entegrasyon
kurmasını sağlayan, nasıl bir API altyapısında çalışabileceğini belirleyen kurallar ve esaslar da düzenlenmeyi bekliyor. Bu anlamda tabii fintechler de kendi hazırlıklarını içlerinde gerçekleştiriyorlar. Peki açık bankacılık bizim hayatımıza gelecekte neler katacak? Açık bankacılık özellikle finansal sistemlerde kurumlarla bankaları bir araya getiren fintechlerin hayatlarını tümden değiştirecek. Değiştirecek diyorum ama dün de vardı bu, bugün de var ve gelecekte gelişerek devam edecek. Ama bu noktadan sonra özellikle Merkez Bankası'nın düzenleyeceği yeni tebliğlerle bir akreditasyon, bir lisanslama sürecinden sonra müşterilere daha çok yenilikler sunma olanağı, kurumsallara daha çok yenilikler sunma olanağı sağlayacak. Haliyle beraberinde bir Ar-Ge'yi tetikliyor olacak. Finansal sisteme dahil olmayan kitleleri de tabii ki kazanacak. Özellikle küçük orta bütçeli işletmelerin daha fazla finansal sisteme katkıları, bankalarla daha etkin çalışmaları, tabii arkalarına fintechler alarak çalışmaları çok olası olacak. Çünkü fintechler tüm bankaları bir platformda bir araya getirebilen sistemler sunabiliyorlar kurumsallara ve KOBİ'lere diyebileceğimiz firmalara. Haliyle beraberinde sektörde bir büyüme meydana gelecektir. Açık bankacılık deneyimiyle aslında banka fintech ilişkileri de çok evrileceğini düşünüyoruz. Çünkü bugüne kadar bankalarla hiç mi bir araya gelmiyoruz? Tabii ki çoklukla toplantılar düzenliyoruz. Sistemleri nasıl geliştirebileceğimizi, iyileştirebileceğimizi düşünüyoruz ama yasal regülasyonlarla birlikte burada biraz daha bir ivmelenme ve peşine bir inovasyon gerçekleşeceği hiç kuşkusuz bu şekilde olacak. Ürün ve hizmetlerin açık bankacılığın tanımında, doğasında var olan aslında ürün ve hizmetlerin tek platformdan sunulabilmesi ise kesinlikle onun kullanıcılarına çok büyük faydalar sağlıyor olacak. İşte her banka için farklı farklı internet bankacılıklarına bağlanayım, o bankaya bu talimat, o bankada bu hesabım var, işte doğrudan borçlandırma sistemi bir tarafta, postlarımı kontrol edeyim gibi ayrı ayrı sistem ve platformlardan yönettiği süreçleri tek platformdan yönetebiliyor olması onlara da çok inanılmaz faydalar sağlayacak. Yine e-süreçlerin en önemli faydasına dönüyor konu biraz ama maliyet ve zaman tasarrufu burada da kendini öne çıkaracak, önde gösterecek olarak gözüküyor. Açık bankacılığın geleceğinde müşteriler ve fintechler tarafında bizi neler bekliyor kısmı. Dediğim gibi aslında 2013 yılından bu yana devam eden banka entegrasyonları, hatta daha öncesinde dosya tipi entegrasyonlarla yaklaşık 25 yıllık bir mazisi var hemen hemen. Dosya tipi entegrasyonlar, işte SFTP entegrasyonları dediğimiz offline, tırnak içerisinde offline entegrasyonlar yerine artık sanki tek bir internet bankacılığından tüm bankalara erişilebilir, her türlü erişim, kontrol, gözlem ve riskli finansal işlemlerinde yapılabileceği bir platform haline dönecek. Haliyle buna hem fintechler tarafında katılım artacaktır, hem tüm bankalar buna rekabet açısından uyumluluk çalışmaları yaparak uyum gösterecektir. Burada biraz önce de aslında fatura işleyen merkez tarafında e-arşiv fatura ve kağıt faturalara sağlanan kolaylığı, o zaman ve maliyet tasarrufu hikayesini burada biz yapay zekayla bir tık daha kuvvetlendirebileceğiz. Nedir? İşte tüm bankalara erişebileceğiz. Bunlarla ilgili raporlamalar, nakit durum, nakit akış raporlamaları zaten yapıyoruz ama belli kombinasyonlara, belli kurallara göre çalışan aslında motomot raporlamalar. Bu noktada dekont okumalar, yani yapay zekanın işte o herhangi bir format ya da template tanımaz, her yerinden her veriyi okuyabilen ve bir insan gibi anlayan, okudukça daha iyi okuyan yapısıyla artık biz dekont da okuyabiliyor olacağız. Dekontlarla, dekont okuyarak çok önemli nakit projeksiyonları çıkartabiliyor olacağız. Firmalara geleceklerindeki finansal süreçlerinde fikir vermeleri açısından, kredi finansmanından tutun da farklı tedbirleri almasına yönelik çok önemli çıktılar sunuyor olacağız. İşte bunu yapay zeka ve derin öğrenmenin algoritmaları ile güçlü projeksiyonlar yapabilmek ve raporlamalar olarak biz tanımlıyoruz. Tabii ki bir ucunda da ERP sistemlerinin olması, yine e-süreçler tarafında, e-dönüşüm tarafında olan işte Gelir Dersi Başkanlığı, Fintech ya da Özel Entegratör Kuruluşu'nun altyapısı, diğer tarafta da firma ERP'si. Burada bankayla pas olacak. Ne olacak? Tüm finansal işlemler ERP ile tam entegre bir platformda yürüyor olacak. Bunlar önemli katkılar sağlayacaktır kurumsallara ve küçük ve orta bütçeli işletmelere. Böyle olacağını düşünüyoruz. Peki bu açık bankacılık kısmını bir tık şöyle açmak gerekirse, tabii her platform için farklı bir ad verilebilir. Her fintech kuruluşu farklı bir ad verebilir ama ERP'lerin banka hareketlerini anlık olarak takip etmek ve otomatik olarak muhasebeleştirmek zaten uzunca bir mazisi olan. Ancak yakın gelecekte bir ortak bir API altyapısında hizmet vermeyi sağlayabilecek risksiz diyebileceğimiz işlemler. Postlar tarafında fiziki ya da sanal postların tüm hareketlerini görüntüleyebilmek, o kartlı transaction'ları
tüm detaylarıyla, valörleriyle, bankalara ödenen komisyon tutarlarıyla vesaire sıralı bir şekilde kronolojik olarak görebilmek, bunlarla ilgili özel komisyon raporları alabilmek, belli tipte banka mutabakatları sağlayabilmek ve bunları ERP'de kayıt altına alabilmek. Hakeza doğrudan borçlandırma sistemi ülkemizde oldukça sıklıkla kullanılıyor. Bir anlamda açık fatura kayıtlarının nedir? Ödemelerinin aslında güvenli bir ortama, bir banka tarafından ödeme garantisi alınarak işletilen bir sistem olarak tanımlıyoruz online doğrudan borçlandırma sistemini. Haliyle orada limit güncellemelerinin yapılabilmesi, bayilerin risk ve limitlerinin takip edilebilmesi, bunlar üzerinden fatura ya da fatura bağımsız DBS talimatlarının yaratılabilmesi ve akıbetlerinin takip edilebilmesi gibi süreçler birbirini izliyor olacak. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte işte ıslak imzaya çok ihtiyaç duyulan ödeme talimatları nedir? EFT gibi, Virman gibi, havale gibi finansal işlemler aslında bu bir Swift işlemi, yurt dışına bir döviz göndermeye kadar tutun da fatura ödemeye kadar, vergi ödemeye kadar, SGK prim borcu ödemeye kadar aslında özellikle özetle hesabınızdan para çıkmak gerektirecek duyuyorum her... Biraz Buyurun. toparlayabilirsek süremizi Tabii. biraz sonra. Teşekkür Hemen ederim. Toparlayayım. Bankalara iletilecek bu riskli işlemlerin dahi e-imza ve mobil imza entegrasyonlarıyla bir platformda toparlanması ve hakeza e-ticaret oldukça gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Sanal post tarafındaki entegrasyonlar ve bununla birlikte ERP ile birlikte otomatik muhasebeleştirme fonksiyonları açık bankacılığın aslında temel bileşenlerinden biri olarak biz nitelendiriyoruz. Haliyle gelecekte ortak bir API altyapısında bu farklı çözümleri birleştirebilmek e-süreçler tarafında önemli kazanımlar sağlayacaktır. Açık bankacılık tarafı dediğim gibi dünün konusu değil, çok daha geçmişe dayanıyor ama çok önemli bu noktadaki iş ortaklarımızla birlikte ilerlemeyi sürdürüyor olacağız. Gelişmeleri izleyerek tabii ki. Çok teşekkür ederiz Onur Bey. Süreyi biraz doldurduk ama size bir soru var. Hemen hızlıca aktarayım ben Evet. size onu da. Selçuk Bey, SAP B1 programı ile e-dönüşüm entegrasyonu yaptınız mı? SAP B1 ile uyumlu mu diye bir soru iletmiş size. Kısaca SAP, cevaplayabilirsek. Evet, SAP Business One'la daha önce entegrasyonlar gerçekleştirdik. Buna ilişkin projeler, referans projelerimiz mevcut. Evet, soruya e-dönüşüm tarafında da açık bankacılık tarafında da evet diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Selçuk Bektaş Bey'e sorusu için, size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sizleri uğurluyoruz Onur Bey. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.